Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz anı türü. Bugün sizlere anı yazısı nedir, anı türünün özellikleri, Türk edebiyatında anı türü ve Türk edebiyatında anı türüyle yazılmış önemli eserler hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle anı yazısı nedir? sanat, bilim ve meslek dallarında ün yapmış kişilerin yaşadıkları dönemde tanık oldukları veya bizzat yaşadıkları olayları gözlemlerine, bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüdür. Anı türünün özelliklerine baktığımızda Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış bir konuyu anlatır. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar. Anlatıcı yazarın kendisidir. Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla verilir. Yazar her türlü kaynak, resim, belge ve mektup gibi türlerden yararlanabilir. Açık, akıcı, sade ve içten bir anlatımı vardı. Anılar genelde öyküleyici anlatım türünden yararlanılarak yazılır. Ayrıca betimleyici, açıklayıcı ve söyleşmeye bağlı anlatım türlerinden de yararlanılır. Eski edebiyatta ana özelliği taşıyan gazavatnameler, nameler, sefaretnameler, menakıbnameler bu türün örnekleri sayılmaktadır. Anı türü batıda çok yaygın bir tür olup ilk örneğini eski Yunan sanatçısı Kisenop Hon Anabasis adlı eseriyle vermiştir arkadaşlar. Türk edebiyatında anı türüne geldiğimizde anı türü edebiyatımızda oldukça eski bir geçmişe sahiptir arkadaşlar. Türk edebiyatında anı türünün ilk örneği Babür İmparatoru, Babür Şah'ın yazdığı Babür Name adlı eserdir arkadaşlar. Sonrasında vakai nameler, menakıp nameler, gazavat nameler de anı türü diğer türlerle iç içe geçmiştir. Edebi tür anlamında anı bizde tanzimat döneminde başlamıştır. Bu türün batılı anlamda ilk örnekleri Servet-i Fünun döneminde verilmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 Yıl adlı eseri batılı anlamda anı türünün ilk örnekleri arasındadır. Halit Ziya Uşaklı Saray ve Ötesi, Mehmet Rauf'un Edebi Hatıralar adlı eserleri dönemin tanınmış anı örneklerindendir. Evet arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nda anı türünde yazılmış önemli eserlere baktığımızda Tanzimat dönemiyle başlayalım. Tap Sıra, Akif Paşa, Defteri Amal, Ziya Paşa, Menfa, Ahmet Mithat Efendi, Ömer'in Çocukluğu, Muallim Naci tarafından yazılmıştır. Servet-i Fünun Dönemi'ne geldiğimizde Eşkali Zaman, Falaka, Ahmet Rasim, Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Halit Ziya, Uşaklıgil. Edebi Hatıralar Hüseyin Cahit Yalçın, Matbuat Hatıraları Ahmet İhsan Tokgöz tarafından yazılmıştır. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl, Vatan Yolunda, Anamın Kitabı adlı eserler Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmıştır. Üç Nesil, Üç Hayat, Refik Halit Karay, Atatürk'ü Özleyiş, Ruşen Eşref Ünaydın, Çankaya, Zeytin Dağı, Falih Rıfkı, Atay, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Halide Edip adı var. Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım, Yahya Kemal Beyatlı, Portreler, Bizim Yokuş, Yusuf Siyah, Ortaç. Kerkük Anıları, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mavi Sürgün, Halikarnas Balıkçısı, Şair Dostlarım, Oktay Rıfat, Benim Küçük Dostlarım, Halide Nusret Zorlu Tuna, Yılanlı Kuyudan, Necip Fazıl Kısa Kürek, Edebiyatçılar Geçiyor, Halit Fahri Ozansoy, Yıllar Böyle Geçti, Vedat Nedim Tör, Kar Yağıyor Hayatıma, Selim İleri tarafından yazılmıştır. Peki anı türlerine geldiğimizde arkadaşlar anı türlerini biz ikiye ayırırız. Bir anı portre yani kişi merkezidir arkadaşlar. Bir yazarın tek bir kişiyle ilgili anılarını yazdığı anı türüdür. Yazar kişiyi ruhsal ve fiziksel açıdan anılar yoluyla tanıtır. Bu tür anılara biyografik eserlerde de yer verilir. Baktığımızda Yusuf Siyah Ortaç'ın yazmış olduğu Portreler adlı eseri, Halit Fahri Ozan Soy'un Edebiyatçılar Geçiyor adlı eseri anı portre yani kişi merkezli anı türüne örnektir arkadaşlar. İkinciye baktığımızda düz anı yani olay merkezli anı yazarın bizzat yaşadığı ya da tanık olduğu olayları veya dönemleri anlattığı anılardır. Bu tür anılara otobiyografik eserlerde sıkça yer verilir. Muallim Naci, Ömer'in çocukluğu, Yakup Kadri, Zoraki Diplomat, Ahmet İhsan Tokgöz, Matbuat Hatıralarım adlı eserler arkadaşlar düz anı yani olay merkezli anı türüne örnektir.